Birazdan izleyeceğiniz kayıt uçtan uca Power BI eğitimden alınmış örnek bir derstir. İyi seyirler dilerim. Okey, dilerseniz birlikte önemli tenant ayarlarına da bir göz atalım. Buradaki en önemli ayarlardan bir tanesi hemen kapatılması gereken Create Workspace opsiyonu. Şu opsiyon. Şimdi pro lisans olan herkesin çalışma alanı açma hakkı var. İşin kötüsü ya da iyisi her ikisi de aynı anda Free lisans olan kullanıcılar bir çalışma alanı yaratmaya kalktıklarında powerbi.com'da Microsoft diyor ki bu pro lisansını gerektirir sende de pro yok sana 60 günlük vereyim. Şimdi böyle olunca her kullanıcı tenant altında çalışma alanı açmaya başlıyor. Birçok müşterimde görüyorum ki 2000'in üzerinde çalışma alanı abartmıyorum. Daha da fazla sayıda rapor, onlarca gateway son derece yönetilemez bir duruma gidiyor. O yüzden çalışma alanı yaratma hakkını sadece belli kullanıcılara, belli security gruplarına vermekte fayda var. Eğer Portal ofiste veya Azure Active Directory'de security grupları varsa onları kullanabilirsiniz bu amaçla. Çalışma alanı açmasını istediğiniz kişileri bir security grubuna ekleyin, onu da burada belirtin ve tüm organizasyona bu hakkı kesinlikle vermeyin. En çok problem çıkartan ayarlardan bir tanesi bu. Şurada Ufak ama benim sevdiğim bir özellik var. Show custom message before publishing reports. Şimdi Power BI ekosistemindeki sorunlardan bir tanesi şu. Ayrık Excel'lerden kurtulalım derken bir sürü Power BI dosyasıyla uğraşmaya başlıyoruz. Halbuki kontrol edilmiş, doğruluğu teyit edilmiş, certifi certified edilmiş, sertifikasyon var, certified edilmiş, promote edilmiş datasetleri kullanmak lazım. Bu özelliği açarsanız her publish'ten önce bir tane mesaj gösteriyor. Bak raporunu publish ediyorsun ama deyip bir mesaj yayınlayabilirsiniz. Buradaki information protection özellikleri eğitim kapsamında yok ama bahsetmekte fayda var. Şimdi raporlarda kullandığınız, gösterdiğimiz bilgilerin büyük bir kısmı organizasyonel bilgi. Bunların bir kısmı confidential de olabilir, gizli bilgi de olabilir o bilgi tiplerini etiketlemenizi sağlayan bir sistem burası. Sadece Power BI.com değil başka servisleri de kullanmayı gerektiriyor. Azure Active Directory'de Information Protection servisleri gibi. Publish to Web bir başka ayar. Publish to Web herhangi bir Power BI rapor setini public bir URL altında publish etmeyi sağlayan bir özellik. Dolayısıyla şirket içerisindeki herhangi bir kullanıcı şirkete ait bilgileri internette erişime açık bir linkte yayınlıyor olabilir. Bunu şiddetle kapatmanızı tavsiye ediyorum. Kimin işine yarayabilir? Benim gibi blog yazısı yazıyorsanız, yaptığınız bir modeli göstermek istiyorsanız başkalarına işinize yarayabilir. Ama adı üstünde bu published web public bir URL altında yayınladığı için oldukça tehlikeli. Kapatmanızı tavsiye ediyorum. Bir başka mutlaka kapatmanızı önereceğim. Ama yapar mısınız bilmem. Özellik exportlu, Excel exportlu CSV. Daha önce Excel'de analiz et özelliğini gördük. Oradaki gördüğümüz özelliklerden bir tanesi en alttaki detay satıra kadar modellerinizdeki ulaşabiliyor olmak. Şimdi isterin her türlü kayda detaya ulaşabiliyorken export to Excel, Excel'e export edip veri modelinden datayı ayırmanın bana sorarsanız çok bir anlamı yok bir başka özellik certification. Şimdi bir sürü Power BI dosyasıyla uğraşmak gibi bir durumla kalmamak için herhangi bir kapsamla ilgili model kurduktan sonra bunun kalite kontrollerini yapmanızda fayda var. O ne demek? Model doğru çalışıyor mu? Modele aldığınız veriler doğru bir şekilde temizlenmiş mi? Hata içeriyor mu? Yazdığınız metrikler istediğiniz hesaplamaları doğru bir şekilde yapıyor mu? sistemler aldığınız raporlarla Power BI raporları birebir örtüşüyor mu gibi kalite kontrol testleri yapmanız lazım. Bu testleri geçen bütün data modelleri de certify etmemiz lazım. Hatta promote etmemiz lazım. Bunlarla ilgili özellikler Power BI Tenant yönetimine geldiğimizde karşımıza çıkacak. Başka yer üstünde düşünmenizi gerektirebilecek guest users. Guest users dediği kullanıcılar sizin tenantınızın haricinde ama sizin tenantınızdaki raporları paylaşabileceğiniz kullanıcılar. Paylaşabileceğiniz derken paylaştığınız bütün kullanıcıların pro lisansı olması lazım. İş paylaşımı gelince pro'dan kaçış yok. Bazen soruluyor ben bu raporu diğerleriyle nasıl paylaşırım? Paylaşırsınız eğer buradaki opsiyon açıksa, guest user'larla ilgili opsiyonlar açıksa artı paylaştığınız kişilerin de pro lisansının olması gerekiyor mutlaka. Okey, bir başka ayar Power BI Visuals. Visuals dediği custom görseller. Power BI'de standart olarak gelen yaklaşık 50'ye yakın görsel var. Ama bunun haricinde Microsoft'un App Store'sundan indirebileceğiniz onlarca yüzlerce custom visual var. Şu liste 500 küsur tane custom görsel var. Bunların çoğu ücretsiz, satın almaya kalktığınızda ücretli olanlar var. Satın almaya kalktığınızda çok cüzi rakamlar ödüyorsunuz genellikle. Burada benim de yazdığım bir custom visual var. PureViz. Buradaki versiyonunu ücretsiz kullanabilirsiniz ama ekstra başka özellikleri istediğinizde çok cüz'ü rakamlarla satın alabiliyorsunuz. Şimdi bu custom visual'ların bir kısmı certified edilmiş bir kısmı certified edilmemiş. Ne farkı var? Şuradaki işaretten anlayabilirsiniz certified mı değil mi? Örneğin bu certified edilmiş ama bu görsel değil. Bu kullanılan görselin insecure yani güvensiz olduğu anlamına gelmiyor ama Microsoft ben bu uygulamayla ilgili bu görselle ilgili sana bir şey garanti etmiyorum demek istiyor. Dolayısıyla bilginiz dışında bazı görseller haberiniz olmadan dışarıya veri çıkartıyor olabilir. Böyle bir ihtimal var. O yüzden bu ayarı kapatmak isteyebilirsiniz. Diğer ayarlar defaultlarında kalabilir. Herhangi bir sakınca yok.